Ben bir duşa gireyim. İyi yaparsın. Ağır bir gece oldu. Düşünmem, sindirmem gereken çok şey var abi. Ama şimdi daha iyi anlıyorum Babür'ü o yıllarda neden def edemediğini babamın. Fena mı oldu? Nur topu gibi bir kardeşim var artık. Fırat nerede? Banyoya girdi. İsabet. Sen benimle azıcık gel bakalım. Recep. Ne oluyor? Niye bu haldesin ha? Nereye götürdüler sizi dün? Ne oldu Recep? Anlatsana. Daha ne olsun ümmi ya? Kızım bataklara düşmüş. Daha ne olsun? Öyle şey olmaz Recep, yani ben ihtimal vermiyorum. Yani yalandır, iftiradır. Ya ne yalanı, ne iftirası Ümmü ya. Her şey apaçık ortada, Allah'ını seversen ya. Günah, şu benim boynuma bak. Yemin ediyorum sana. Ama en büyük günah kimin? Şadiye'nin. Bunu seni, beni bitirmek için yaptı. Şu yuvamızı burnundan getirmek için yaptı. Ağız yaptı. Beni bitirmek için yaptı. Bunu bana nasıl yapar? Recep! Recep! Böyle mi olacak bundan sonra Necati? Fırat'ın evine çöreklenip bir bir ötecek misin oğlanı bütün bildiklerini ha? Başkan. Bir anlık öfkeyle katil olacaktı Fırat. Mecbur kaldım, söyledim. İyi bok yedin. Ne arıyorsun sen onun dibinde? Sana kaç kere haber yolladım. Çıkar çıkmaz gelsin, İzmir'de dükkanı hazır diye. Ne dolaşıyorsun oğlanın ayağının altında? Ne işin olur senin koskoca banka müdürünün evinde? Beni şoförü yaptı. Bırakmadı. Bu ne ayarsızlık be? Ulan... Yarın bir gün evlenecek. Sosyetik aileden kız alıyor. Yakışık alır mı? Gelmiş köylüsü yerleşmiş evine. Başka bir hayatı var onun. Başka. Ben onu geçmişten kasabadan uzaklaştırmaya çalıştıkça... ...narini bilmem nesi toplaştınız gene başına, aşağı çekiyorsunuz oğlanı. Yok be başkan. Durum öyle değil. Asıl çocuğu aşağı çeken sizsiniz. Sen ve o Babürit'i onu aşağı çekiyorsunuz. Ha, şimdi de sen ortaya çıktın. Onu benden kurtaracaksın öyle mi? Sen mi fiştekliyorsun ulan oğlanı? Ha? İşi gücü bırakıp durup dururken bu işleri kurcalamaya başladı gene. Başkan, çocuğun ne istediğini hiç düşünmediniz. Onu hep vitrin gibi kullandınız. Bırak Fırat hayatını yaşasın. Bak Necati, istersen dikkatli ol. Yine birileri çıkmasın karşına 12 sene önceki gibi. Bu sefer hapse düşmekle kurtaramazsın paçayı. O itleri şike davasında peşime sen saldın değil mi? Çok şey biliyorum diye beni ortadan kaldırmak istedim. Git İzmir'e, aç dükkanını. Geçmişi kurcalama, huzur içinde otur. Oğlumla arama girme. Seni onun etrafında görmek istemiyorum bir daha. Selam. Geçerken Şadiye'yi alayım dedim. Bir de Irmak Hanım'ın hatırını sorayım dedim. Irmak hastanede. Yatıyor. Durumu berbat. Ağzında bıçak açmıyor. Ne oldu, nasıl oldu hiç anlattığı yok. Yani eğer merak ettiğin buysa. Ben o kadar meraklı değilim Narin Hanım.
Tabii canım. İnsan bildiği şeyi merak eder mi Sermet Bey? Değil mi? Hayır, ne istedin kızdan? Yani bu Fırat'la ne alıp veremediğin var hala sana? Gerçekten Irmak'ı o hale getirenin ben olduğumu düşünseydin... ...beni burada karşında tutmazsın. Söylediklerine sen de inanmıyorsun. Ama maksat canımız acısın. Suçumuz ne? Deniz Hanım'ın dileğini yerine getirmek mi? Ben artık ne düşüneceğimi bilmiyorum gerçekten. Şadiye'nin de o restoranda çalışmasını falan istemiyorum. Bitti artık. Ya ablam, ben o işi çok seviyorum ama... ...hem şimdi basın ne iş yaptığım daha çok kurcalacak. Hem çok güzel kılıf oluyor orası yani. Narin, baban da gergin. Ne yapacağı belli olmaz. Bırak kız benim gözümün önünde dursun. Şadiye bak, daha fazla olay istemiyorum, tamam mı? Tamam ablam, o kadar güzel çalışacağım ki hiç şikayet getirmeyeceğim sana. Ben çantamı alayım o zaman. Yine de sağ ol yani Irmak'ı kurtardığın için. Deniz mahvolmuştu gerçekten. Narin, ben senin için buradayım. Bir sıkıntın olursa söyle. Abim, gidelim biz. Hadi eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.